Kıymetli Kanal Ekonomisi izleyicilerimiz, sizleri Kartepe Green Park'tan sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bugünkü iklim ekonomisi misafirimiz Murat İlgar Bey, Exit.com firması sahibi. Misafirimiz, kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Ayağınıza sağlık. Hakikaten güzel bir yerdeyiz. Fakat kar beklerken karsız bir kayak merkezindeyiz. İklimler o kadar çok değişiyor ki maalesef karın yoğun olacağı bir zamanda ne kar var ne de öyle bir görünürde bir durum yok. Şimdi Murat Bey, kısaca kendinizden ve firmanızdan bahseder misiniz? İsmim Murat İlgar. Exit.com Recycling Türkiye ve Almanya Genel Müdürü'yüm. Türkiye ve Almanya'da elektronik atıkların, lambaların, pillerin, buzdolapların ve tonerlerin geri dönüşümünü oluşturuyoruz. Çok güzel. Bildiğimiz kadarıyla TÜBİTAK'la beraber yapmış olduğunuz güzel bir proje var. Evet. Projeden kısaca bahseder misiniz? Biz Türkiye'ye geldiğimizden beri yapmış olduğumuz bütün çalışmaları ARGE çalışması niteliğinde yaptık. Daha önceden de elektronik atıklar TÜBİTAK, lambalar TÜBİTAK, floresan lambalar, yine COSCEP'le, Kalkınma Ajansı'na toneller ve en son yine Çevre Bakanlığı'na ait TÜBİTAK mamında ortak olduğum pillerin geri dönüşüm tesisinde yürütücü firmasıyız. Yine 2011 girişimcilik Kocaeli Sanayi Odası'ndan 2012'de sürdürülebilirlik ödülümüz var bu dallarda. Tebrik ediyoruz. Pillerin doğaya zararları nelerdir? Şimdi aslında pil bir ham maddedir bakıldığı zaman. Pil aynı zamanda tehlikelidir. Özellikle pillerin alkali mangan dediğimiz piller içerisinde çinko ve mangan vardır. Tabii doğaya terk ettiğimiz aslında her şey zararlıdır. Fakat kadmiyumlu piller vardır. Bunlar %1'lik, %2'lik kısım. Yine civalı piller vardır. Bunlar tabii doğaya terk edildiği zaman ciddi zararları var. Ama bunun dışında liçyum piller vardır. Cep telefonlarında, bilgisayarlarımızda kullandığımız. Özellikle gelişen teknolojiyle ve bugünkü demin de sizin bahsettiğiniz küresel ısınmanın şiddetini her gün daha hissettiğimiz bu dünyamızda yenilenebilir enerjilere ihtiyaç vardır ve bu enerjilerin de depolanması gerekir. Tabii bu depolamalarda belli bir düzende olması lazım ki bunların en büyük şeyi pillerdir. Pil teknolojileri gelecekte artacaktır. Özellikle arabalarda, elektrik dediğimiz arabalarda lityum piller. Bununla alakalı dünyada birçok çalışma vardır. Pil teknolojileriyle beraber enerji depolama artmasıyla daha çok yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanacaktır. Peki piller, atık piller size geldiğinde o pilleri ne yapıyorsunuz? Ne tür bir işlemden geçiriyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'de yaklaşık 10 bin ton elektronik 10 bin ton pil var. Bu pilin yaklaşık 700 tonu şu anda toplanıyor maalesef. Tabii yetkili dernek azami buna gayret ediyor ama normalde 2000 ton toplanması lazım. Almanya'da yaklaşık 14 bin ton pil toplanıyor. Bu konudan bakıldığı zaman derneklerin çalışmalarının dışında halkımızın da bu bilince biraz ortak olması lazım. Bize gelen piller, sistem üzerine gelen pilleri bizler ayrıştırıyoruz. İlk önce ayrıştırma ünitemiz var. Ve bu ünitemizde bunların tehlikeli olan kısımlarını ayrıştırıyoruz. Daha sonra bunları boyutlarına ve cinslerine göre ayrıştırıyoruz. Ve değerli, değersiz ve tehlikeli diye 3 kademe ayırdıktan sonra tehlikeli olanları güvenli depolama alanlarında, tehlikesiz olanları da yani alkali mangan, çinko, karbon dediğimiz pilleri de daha sonra bir kırma işleminden sonra içindeki metali metal sektörüne, içerisindeki çinkoyu da çinko sektörüne veriyoruz. Lityum-iyon piller üzerinde şu anda hali hazırda bir çalışmamız var. İnşallah önümüzdeki dönemde de Türkiye'de bunları geri kazanmaya çalışacağız. Çünkü geleceğin teknolojisi bu. Özellikle elektrikli arabalarda bunlar çok kullanılıyor. Cep telefonlarında, bilgisayarlarda. Ve enerjinin depolanacağı her yerde gelecekte lityum-iyon teknolojisi kullanılacak. Peki bu piller konusunda belediyelerin, vatandaşın üzerine düşen görevler neler? Şimdi bir kez şunu şey yapmak lazım, düşünmek lazım halkımızın özellikle. Atık yoktur, ham madde vardır. Eğer ki bir şeyi dışarı attığın zaman bu atık olur ve çevreye kirletir. Ama bir şeyi alıp, herhangi bir şeyi, bu çevremizde gördüğümüz herhangi bir şeyi, bunu alıp üzerinde uygun teknolojilerle çalıştığımız zaman bunu ham maddeyle ülke ekonomisine kazandırırsınız, dünyaya kazandırırsınız. İnsanlardan ricamız bu tür, her türlü atık, elektronik atık olur, ambalaj olur. Bunları özellikle belediyeler şu anda bununla alakalı çalışmalar başlattılar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ki bu Türkiye'de bu konularda öncü, atık getirme merkezleri var. Belediyelerle irtibata geçip
belediyelerin atık getirme merkezlerine vermeleri ve çöplerini ayrıştırmaları. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da benim burada bir dileğim var. Bu atık konusunu müfredata konmasını istiyoruz biz. Yani biz atık firmaları bunu devamlı konuşuyoruz. Çünkü okullara gidiyoruz, eğitim veriyoruz. Bunun müfredatlara girerse ülkemiz için gelecekte faydalı olacağını düşünüyoruz. Peki bu elektronik atıklar maalesef günümüzde hayatımıza çok girdi. Tamamı zaten elektronik oldu. Elektronik atıklar konusunda nasıl daha bilinçli olabiliriz? Bu konuda neler yapmamız lazım? Şimdi elektronik atık bir tehlikelidir. İki, içerisinde değerli metaller vardır. Üç, bilgi vardır. Şimdi tehlikeli olmasından dolayı bunları herkese vermememiz lazım. Lisanslı firmalar var. Bu firmalarla çalışılması lazım. Değerli metallerden dolayı yine dediğim gibi uygun teknolojilere geri dönüştürülmesi lazım. Çok önemli bir konu var ki bilgi güvenliği. Bu da 2016 zannedersem 4. ayda kişisel verileri koruma kanunu çıktı. Teknolojinin gelişmesiyle hepimizin bilgileri, her türlü bilgimiz, mailimiz, resmimiz, devletin bilgileri, aklınıza gelen bütün bilgilerimiz yazılı ortamda ve teknolojik ortamda oluyor. Ve bundan dolayı bu bilgilerin düzgün saklanması lazım. Gerçi bununla alakalı kanun çıktı ama imha ile alakalı ben kendim kanunu da tam okudum. Evet. Avrupa'daki bir standart yok. Çünkü herkesin bilgisinin belli bir şeyi vardı. Atıyorum devletin bilgisinin imhasının farklı bir standartı vardır. Evet. Bu standartların Türkiye'ye gelmesi lazım. Çünkü bugün milyonlarca dolarlık programlar yazılıyor. Bilgileri saklamak için, hackerlardan korumak için. Fakat daha sonra bunlar firmalar tarafından veya olayın ciddiyetini kavramayan insanlar tarafından ehil olmayan ellere teslim ediliyor. Ve bunlar da imha edileceği yerde tekrar bu içerisindeki bilgiler hazır bir şekilde çekiliyor. Bundan dolayı bilgi güvenliği kanunundaki, ben bunu boşluk olarak görüyorum. Bununla alakalı biz yazışmalarımızı da yaptık. Gerek Çevre Bakanlığı'na, gerek Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na. Türkiye'de bu konunun bir an önce el atılması lazım. Çünkü bizim bilgilerimiz her yerde, bizim bilgilerimiz bankalarda, bizim bilgilerimiz sigortalarında, bizim bilgilerimiz muhtarlarda, bizim bilgilerimiz her yerde. Birileri alıyor, telefonla, TC kimlik numaramızdan tutun da her şeyimizi sayıyor. Evet. Bunların gelecekte önüne geçmemiz için bu kanunun zaten uygulandığını düşünüyorum. Güzel çalışmalar var ama imha kısmının da düzgün uygulanması lazım. Murat Bey, hem Almanya'da çevre firması olan hem de Türkiye'de çevre firması olan biri olarak Türkiye'nin çevrede geldiği noktayı değerlendirir misiniz lütfen? Şimdi tabii Avrupa Birliği kanunları Avrupa'da bir standart şeklinde. Türkiye'de biz başka ülkelerde de iş yaptık. Arabistan'da da, Azerbaycan'da da. Yönetmeliklerimiz var, tesislerimiz var, yatırım yapmak isteyen insanlar var. Fakat yönetmeliklerimiz tam uygulanmıyor. Evet. Ve bu ciddi bir sıkıntı. Yani mesela biz kendimiz de devlet kalkınma ajanslarıyla teşviklerle size destek oluyor. Yönetmelikler bir taraftan çıkıyor fakat uygulanmasında sıkıntı oluyor. Aksaklıklar oluyor. Bu ciddi bir sıkıntı. İlk başta bunu söylemek istiyorum. İkinci sıkıntı, halkın bilinçlenmesi konusunda bilinçlenme çalışmaları yapılıyor ama insanlarımız bunu bir milli dava olarak görmeleri lazım. Yani benim şahsi fikrim, çünkü atık olayı ülkelerin stratejik önemi olan konudur. Ve yurt dışında buna başbakanlık, cumhurbaşkanlığı en üst düzeyde müdahale ediliyor. Çünkü siz bir ham madde kazanıyorsunuz. Yani bugün siyanürle 1 gram altın kazanıyorsanız bir tonda, elektronik atıkta 50 gram hatta 300 gram, 500 gramlara kadar altın kazanabilirsiniz. Ki bunun içerisinde gümüş var, bunun içerisinde bakır var. Ki nadir toprak elementleri var ki %98'i Çin'in elinde. Bundan dolayı elektronik atık ve genel atığa baktığınız zaman atık yoktur. Ham madde vardır, döngüsel ekonomi diye bir şey vardır. Ürünler alınır, geri dönüşür, tekrar ham madde olarak kullanılır. Zaten demin de söylediğiniz Kartepe'deyiz, kar yok. Evet. Veya çok az var, öyle söyleyeyim. Bütün dünyanın problemi böyle. Ben Almanya'da da yaşıyorum. Yani gidiyorum, kışlar yaz oldu, yazlar kış oldu. Maalesef. Bütün dünyada böyle. Bunun önüne geçmek için ilk başta atıklarımızı düzgün geri dönüştürmemiz lazım. Ben değerli bilgilerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa, mesajınız, eklemek istediğiniz bir konu, buyurun lütfen. Son olarak şunu söylemek istiyorum. İlk öncelikle böyle bir fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Dünya gittikçe gerek bu savaşlardan, gerek ekonominin büyümesinden farklı bir konuma gidiyor. Ve gittikçe ham maddelerin değeri gittikçe artıyor. Bugün petrol bitiyor, yarın yerine başka bir şey gelecek ama
Ne yaparsak yapalım, çevremizde gördüğümüz, üstümüzden tutun, ayakkabımızdan tutun, şuradaki betondan tutun, her şeyin bir geri dönüşümü var. Evet. Ve biz bunları, bununla alakalı çalışmalarımızı ne kadar hızlı yaparsak Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi hem ülke ekonomisine bunu kazandırmış oluruz hem de gelecek nesillerimize temiz bir Türkiye bırakırız. Ben geldiğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Teşekkür İnşallah başka bir programda tekrar sizleri misafir etmek isteriz. Teşekkürler. Ayağına sağlık. Sağ olasın. Kıymetli Kanal Ekonomi izleyicilerimiz, Murat Ilgar Bey ile çevreyi, pilleri, bilgi imhasını konuştuk. Tekrar başka bir programda beraber olmak dileğiyle iyi günler diliyorum.